Ramayana Destanı 1. Bölüm Balakanda. Aziz Valmiki ve Büyük Aziz Narada karşılıklı oturmuş konuşuyorlardı. Valmiki, Aziz Narada'ya bu dünyaya erdemlerle dolu, yiğit, dürüst, ahlak sahibi, doğru sözlü, tüm varlıklara iyilik eden gerçekten dürüst ruhla hayata kendini adamış, kindarlığı yenmiş, tüm kıskançlıklardan arınmış, öfkelendiği zaman hem tanrıların hem de insanların kendisinden korktuğu bir insan var mıdır acaba? Diye sordu. Büyük Aziz Narada, Valmiki. Anlatacaklarımı dikkatlice dinle. Sorularının cevabını orada bulacaksın. Dedi ve başladı anlatmaya. Bir zamanlar Kreta devrinde, Saryu Nehri'nin kenarındaki Koşala ülkesinde, İkvaku soyundan gelen güçlü kral Daşarata hüküm sürmekteydi. Koşala'nın başkenti Ayodhya'ydı ve bu şehir, yaklaşık 60 kilometre uzunluğunda, 15 kilometre genişliğinde çok güzel bir şehirdi. Şehrin dört tarafı yüksek ve geniş burçlarla çevrilmiş, dışına ise derin bir hendek kazılmıştı. Surların üzerinde yüzlerce nöbetçi, binlerce asker devriye gezer, yiğit savaşçılar şehri korumak için her an nöbet tutarlardı. Kralın sarayı şehrin tam ortasındaydı. Saraydan çıkıp surlara varan yolların hepsi de eşit uzunluktaydı. Şehirde çiçeklerle bezenmiş muhteşem bahçeler, göller ve büyük saraylar vardı. Şehrin yolları geniş ve çok temizdi. Görkemli saraylarda bilge kişiler, kahramanlar, sanatçılar ve tüccarlar yaşarlardı. Bu kişiler saraylarının bir köşesine şans tanrıçası Lakşmi'nin tapınağını yaptırmışlardı. Şehrin insanları sağlıklı ve ahlaklı kimselerdi. Bu diyarın insanları huzur ve güvenç içindeydiler, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşayıp gidiyorlardı. Ülkenin kralı Daşarata krallığının zevk ve sefasını yıllarca sürmüştü. Zenginlik, itibar, şan, şöhret içinde yaşamaktaydı. Uzun lafın kısası her şeye sahipti. Sahipti sahip olmasına ama mutlu değildi. Zira üç kraliçesi olmasına rağmen tahtını bırakabileceği bir veliahtı yoktu. Bu yüzden yaşam ona boş gelmekteydi. Kraliçeler, Kausalya, Sunitra ve Kaikeyi de mutsuzdu. Daşarata en sonunda danışman ve azizlerini huzura çağırıp bu konuyu açmış. Onlar da Aşvamedha töreni yapılmasını, usulünce at kurban edilmesini tavsiye etmişlerdi. Krallık danışmanlarının lideri Sumantra şöyle dedi. Yaptığı törenler sayesinde çocuksuzlara evlat veren, keramet sahibi bir aziz var, Rishyashringa. Emriniz olursa o yönetsin töreni. Bu öneriyi huzurda bulunan diğer danışman ve azizler de onayladılar ve hemen tören hazırlıklarına başlandı. Kral Daşarata, Büyük Aziz Rishyashringa'yı çağırmaya bizzat kendisi gitti. Saryu Nehri'nin kenarında yapılacak törene pek çok kral, danışman, azizin yanı sıra Mithila Kralı Janaka da katılacaktı. Ayrıca pek çok Brahman da törende hazır bulunacaktı. Büyük Aziz Rishyashringa, kurban törenine hemen başladı. Adedere göre kurban edilecek at safkan olmalı, bir yıl süreyle özgür bırakılmalıydı. İşte böyle safkan bir at seyisler nezaretinde getirildi. Ana kraliçe Kausalya, atın alnına dokunup kurbanı kutsadı. Ardından veda ve mantraların ilahileri tören yerinde yükselmeye başladı. Ateşe adaklar sunuldu. Kral Daşarata son adağı ateşe atınca, ateş tanrısı Agni karşılarında belirdi. Elindeki altın kasede tılsımlı bir içki vardı. Büyük Aziz Rishyashringa, Agni'den içki kasesini aldı, Kral Daşarata'ya uzattı ve şöyle dedi. Bu içki oğul veren içkidir. Bunu kraliçeleriniz arasında paylaşın, hepsi içsin. Kral, kraliçelerden, Kausalya, Sunitra ve Kaikeyi'den içkiyi tatmalarını istedi. Tılsımlı içki kadehini alnına doğru kaldırdı ve ana kraliçe Kausalya'ya uzattı. Bunu aranızda paylaşın, dedi. Kausalya içkinin yansını içti,
kalan yansını Sörlitre'ye verdi. Sörlitre da kendisine düşen kısmı içtikten sonra kalanını Kaykeyi'ye verdi. İşte böylece büyük Aziz Rişyaşlingan söylediği gibi, tılsımlı içki kraliçeler arasında pay edilmiş, üç kraliçe içkiyi bölüşmüştü. Gel zaman git zaman, yeni yılın başlangıcında, Çaytra ayının parlak yarısının dokuzuncu gününde Kral Dasharatha'nın üç karısı ona dört çocuk doğurdu. Çaytra ayının 11. gününde de kral oğullarına isim töreni yaptırdı. Aziz Vasişta, ana kraliçe Kausalya'nın, bedeninde Vişnu'nun ruhunu taşıyan güçlü Kolehu, pembe gözlü ve kızıl dudaklı oğluna Rama, ortanca kraliçe Sörlitra'nın ikiz oğullarına Lakşmana ve Şatrukhan'a, Kaykeyi'nin oğluna da Bharata adını koydu. Kral bu doğumları görkemli şenliklerle kutladı. Brahmanlara ziyafet verdi, halka değerli mücevherler dağıttı. Kraliyet sarayında günlerce ilahiler okundu. Tanrılar çiçeklerden yağmur yağdırdılar. Peri kızları apsaraslar dans ettiler. Bu çocuklar hem kralı, hem kraliçeleri, hem de koşalı halkını çok mutlu etmişti. Prenslerin dördü de çok güzeldi ama bunların en parlağı, en büyüğü Rama'ydı. Kısa sürede babasının gözdesi haline gelmişti. Öyleydi ama kardeşler birbirlerine derinden bağlıydılar. Lakşmana daha çok Rama'yla, Şatrukhan'a da Bharata'yla zaman geçirdi. Mutlu bir çocukluk dönemi geçirdiler hep birlikte. Derken prensler serpilip geliştiler. Zamanı geldiğinde Kral Dasharatha Rama'yı, veda, şastra ve siyaset konularında yetişsin diye saygın hocaların yanına gönderdi. Rama kısa zamanda bütün bilimleri öğrendi. Bu arada okçulukta da hüner sahibi olmuştu. Rama çok cesurdu, dindar, saygılı, bilgiliydi ama oldukça da mütevaziydi. Kral ile kraliçeler bu nitelikleri gördükçe, onun boyuna posuna, görünüşüne baktıkça mutlu olmaktaydılar. Nihayet prensler büyüyüp gelişmiş, yiğit birer genç olmuşlardı. Kral onların artık evlenme vaktinin geldiğini düşündü ve konuyu danışmanlarla azizlere açtı. İşte tam bu sırada onlar henüz konuyu görüşmeye başlamamışlardı ki Aziz Vishvamitra'nın teşrif ettiği bildirildi. Kral Dasharatha onu karşılamak üzere sarayın kapısına kadar gitti. Göğsünün üstünde ellerini birbirine kavuşturan Dasharatha Aziz'i saygıyla selamladı ve şöyle dedi. Ey saygıdeğer efendimiz! Gelişinizle şehrimizi ve bizi çok onurlandırdınız. Sizin için yapabileceğimiz ne varsa emrediniz yapalım. Vishvamitra, ey kral! Buraya kahraman oğlunuz Rama'nın yardımını istemeye geldik. Mariça ve Subahu adında iki rakşasa yönettiğim kurban törenine engel oluyor. Töreni koruması için Rama'ya ihtiyacımız var. Onun hemen bugün benimle gelmesine izin veriniz. Korkmayın, bu Rama'nın iyiliği içindir, dedi. Bunları duyan kral, korkuya kapılarak Aziz Vishvamitra'ya, saygıdeğer Aziz. Neler söylüyorsunuz? Bu rakşasaları şimdiye kadar ne tanrılar ne de kötü ruhlardan biri yenebilmiştir. Onlarla savaşmak kolay değildir. Benim Rama'nın henüz çok genç. Bizzat ben ordumla gelip kurban töreninizi tamamlamanıza yardım ederim. Biricik oğlum Rama'yı bana bağışlayınız. Beni bu ihtiyarlık günlerimde oğlumdan ayırarak kederlere boğmayın, diye yalvararak Aziz Vishvamitra'nın ayaklarına kapandı. Vishvamitra öfkeyle, kral, daha önce isteklerimi yerine getireceğine dair söz verdiğiniz halde, şimdi sözünüzü neden tutmuyorsunuz? İkvaku soyundan gelen birine yakışır mı bu? Diye çıkışınca baş Aziz Vasişta kralı sakinleştirdi. Verdiğiniz sözden dönmemelisiniz. Halk sizi sözünün eri diyebilir. Aziz Vishvamitra Rama'yı kendi canı gibi koruyacaktır. Tıpkı ateşin tanrısal nektarı korunduğu gibi.
Yüce Vishvamitra sayısız gizli bilimlerin öğreticisi ve hayatın sırrına ulaşmış bir çilecidir. Rama'nın onunla gitmesine gönül rahatlığıyla izin verebilirsiniz. Aziz Vishvamitra Rakşasaları kendi de yok edebilir. Ama o Rama'nın iyiliği için kendisiyle gitmesini istiyor. Korkmayın, Rama'ya hiç kimse zarar veremez, dedi. Vasişta'nın sözlerinden derin bir şekilde etkilenen Kral Dasharatha, Rama'nın Aziz Vishvamitra ile gitmesine razı oldu. Lakshmana da ağabeyisiyle beraber kötü ruhları öldürmeye gidecekti. Kraliçe Kausalya ve Kral, Rama ve Lakshmana için uğurlama törenleri düzenlediler. Aziz Vasişta da kutsal metinlerden ilahiler okudu. Yaylarını, oklarını, kılıçlarını kuş anan iki kardeş Aziz Vishvamitra'nın peşine düştüler ve yola koyuldular. Ayodhya'dan yaklaşık 3 kilometre sonra Saryu Nehri'nin kenarına vardılar. Vishvamitra yumuşak bir sesle Rama'ya, Rama, oğlum, nehrin suyuyla temizlenip bedenin arındır. Daha fazla kaybedecek vaktimiz yok. Sana mantraların sırlarını öğreteceğim. Bu uzun, yorucu ve çetin yolculuk boyunca mantralar bütün zorlukların üstesinden gelmeni sağlayacak, asla açlık ve susuzluk çekmeyeceksin. Yiğit Rama mantralardaki adaklan yerine getirdi ve sonbahar güneşi gibi parladı. Rama, gece olduğunda bir çömezin yapması gereken her şeyi Vishvamitra'nın nezaretinde yerine getirdi. Geceyi Vishvamitra Saryu Nehri'nin kenarında, Rama ile Lakshmana ise atların üstünde geçirdiler. Ertesi gün Saryu kıyısında yollarına devam ettiler. Üç yönde hızla akan Saryu ve Gan'ın birleştiği yerde azizlerin ve çilecilerin inziva yerlerini gördüler. Bu inziva yerlerinin kimlere ait olduğunu öğrenmek istediler. Aziz Vishvamitra gülümseyerek şunları söyledi. Dinleyin. Bu gördüğünüz yerler, halkın Kama diye bildiği aşk tanrısının soyuna aittir. Tanrı Şiva meditasyonuna ara verdikten sonra tam tanrılarla birlikte olmaya gidecekken, aptal Kama aklını karıştırma cüretini göstermiş. Bunun üzerine fırtına tanrısı Rudra hiddetli gözlerini Kama'ya dikmiş ve onu küle dönüştürmüş. Bundan sonra Kama bedensiz anlamına gelen Ananga adıyla anılmış. Geceyi Saryu ve Gan'ın birleştiği işte bu yerde geçireceğiz. Ertesi gün sabah erkenden duasını bitiren Vishvamitra Gan kıyısına indi. Çileciler güzel bir sal getirdiler. İki prens bu sala binsinler ve Ganj'ı geçsinler, dediler. Aziz Vishvamitra, Rama ve Lakshmana sala binerek okyanusa doğru hızla akan Ganj'ı geçmeye başladılar. Uzun bir yolculuktan sonra korkunç bir arınana vardılar. Orman bin bir çeşit böceğin, kurdun kuşun, yırtıcı hayvanın ürkütücü sesleriyle inliyordu. Ortalıkta dev cüsseli filler, aslanlar, kaplanlar, yaban domuzlan dolaşıyordu. Rama ve Lakshmana arınanın niye bu halde olduğunu sordular. Yüce Vishvamitra şöyle söyledi, sevgili oğullarım. Buradan 4 fersah uzakta Taraka adında büyük bir ağzı ve güçlü kolları olan kötü bir ruh yaşar. O çok korkunçtur. Oğlu Mariça ile birlikte buradaki köyleri yerle bir etti. Gördüğünüz bu korkunç orman işte onların eseridir. Taraka'yı şimdiye kadar hiç kimse yok edemedi. Onu ancak sen yok edebilirsin. Senin gücüne inanıyorum. Sakın kadın olduğu için ona acıma. Bunları duyan Rama. Yüce Aziz Vishvamitra babam sizin bütün emirlerinize itaat etmemi istemişti. İşte o an geldi. Taraka'yı öldürüp insanları onun zulmünden kurtaracağım, dedi, yayını kurdu ve ipi bıraktı. Yayın çıkardığı ses etrafı inletti. Bu sesi duyan Rakşesi Taraka bir an ürktü. Öfkeyle sese doğru yöneldi. Rama'nın üzerine tozdan bir bulut serpti. Taştan yağmur yağdırdı. Ancak Rama bunlardan kurtulmayı başardı.
Rama oku bu sefer Taraka'ya fırlattı. Yaralanan Taraka uzun tırnaklarını çıkarıp Rama'ya saldırdı. Ama Rama onun bu hamlesini de savuşturmuştu. Bunun üzerine Taraka görünmez oldu. Yeniden taş yağdırmaya, tozdan bulup serpmeye başladı. Rama oklarını ona doğru fırlatıyor, Taraka bunları savuşturmakta zorlanıyordu. Nihayet uzun bir mücadeleden sonra Rama okunu Taraka'nın kalbinin tam ortasına sapladı. Taraka sendeledi, korkunç bir ses çıkararak yere yığıldı. Aziz Vishvamitra, Rama'nın bu zaferini onu kucaklayarak kutladı. Rama'nın bu kahramanlığı karşısında, Aziz Vishvamitra birçok tanrısal silahı Rama'ya teslim etti. Rama ve Lakshmana, Aziz Vishvamitra'nın isteğiyle inziva yerine doğru yola koyuldular. Yüce Vishvamitra'nın inziva yerindeki çileciler onları büyük bir sevinçle karşıladılar. Bir süre dinlenen Vishvamitra aynı gün kurban törenine başladı. Tören 5 gün boyunca aralıksız devam etti. 6. gün korkunç bir gök gürlemesi oldu. Siyah buluta benzer 2 rakşasa çıka geldi. Bunlardan biri Taraka'nın korkunç oğlu Mariça, diğeri de Mariça'nın arkadaşı Sulo'ydu. Bu rakşasalar arkalarına çok büyük bir ordu alarak tören yerine gelmişlerdi. Mariça ile Subahu kurban töreninin yapıldığı yere kan yağdırmaya başladılar. Bunun üzerine Rama, Mariça'nın üstüne fırtına silahı Manavastra ile saldırdı. Mariça fırtına ile sürüklenip uzak bir okyanusun kenarına düştü. Kendine gelir gelmez güneye doğru kaçmaya başladı. Sıra Subahu'ya gelmişti. Rama Subahu'yu ateş silahı Agnyastra ile öldürdü. Geri kalan Rakşasa ordusunu da rüzgar silahı Vayavastra ile yok etti. Böylece Aziz Vishvamitra kurban törenini tamamlayabildi. Herkes Rama'ya metiyeler düzmeye başladı. Rama, Aziz'in ayaklarına kapandı ve ellerini birleştirerek, "Şimdiki emriniz nedir?" diye sordu. Aziz Vishvamitra büyük bir sevgiyle, "Oğlum, Mithila kralı Janaka'yı bilirsin. O çok büyük bir kurban töreni yaptırıyor, bizim de oraya gitmemiz gerekir. Seninle birlikte Lakmananan da bizimle gelmesini istiyorum. Çünkü Kral Janaka bugüne kadar kimsenin yerinden bile oynatamadığı muhteşem bir yaya sahip. Senin o yayı mutlaka görmeni istiyorum."